İyi akşamlar sevgili futbol severler. Kanal Ufo'ya hoş geldiniz. Amatör bakış başlıyor. Çok değerli konuklarımız var. Şampiyon olan takımların başkanları ve ayrıca hem hocası, hem yöneticisi hem de kalecisi de geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben hemen öncelikle Ahmet Çiftçi, Yeni Halk Spor Kulüp Başkanı. Efendim teşekkür. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Musa Bucak, Türk Telekom Spor Kulüp Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Bilal Emek, Halk Spor'un hem yöneticisi hem kalecisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Tabii aslında sizin bana hoş geldiniz. Ben de daha yeni geldim. Evet, evet. Doğru, doğru. Sizlesindeyiz. Evet, hoş geldiniz. Evet, biz de hoş geldik hocam. Bir kafile götürdük. İnşallah. Ben öncelikle hemen söylemek istiyorum. Akdeniz Belediye Spor gerçekten Mersin İdman Yurdu'nun takımı. Akdeniz Belediye ve Mehmet Akar Hoca'ya, özellikle Mehmet Akar Hoca'ya, Taki Hoca'ya, Emin Hoca'ya, Kadir Hoca'ya, servisçi Faik abi ve saha sorumlusu Halil abiye gerçekten saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok özen gösterdiler, çok yardımcı oldular. Misafirperverliklerinden dolayı, ilgi alakadan dolayı sonsuz teşekkürlerimi ederim. Çünkü bu götürdüğümüz çocuklarımızı aynı onlar çocukları gibi kucakladılar. Çocukları gibi kucakladılar, bizi ağırladılar. 5 günlük bir kamp seçme yaptık orada. Hem Mersin İdman Yurdu'nun sahasına gittik, seçme yaptık. Hem Akdeniz Belediyesi'ne hem de Karaca İlyas sahasında kamp ve güzel bir seçmemiz de oldu orada. Ve gerçekten Mehmet Akar hocama çok teşekkür ederim. Çünkü o önceydi. Geçen de buraya geldiler zaten. Burada şampiyon oldular Akdeniz Belediyesi. Ve İzmir'de en son finalde elendiler. İkinci oldular. Kupalarını aldılar. Biz gittik gördük yerlerinde. Tebrik ediyorum gerçekten hepsini. Bütün hocalar yardımcı oldu. Ve özellikle de servisçi Faik abi ve Halil abi, saha sorumlusu Karaca İlyas da. Gerçekten teşekkür ederim. Yani böyle çocuklarımıza gösterdikleri ilgi, alaka, böyle o sıcaklığı hiç unutamıyorum. Biz de kendilerini buraya davet ettik. İnşallah ileriki zamanlar onlar da gelecek. Biz de onları ağırlayacağız. Buradan saygı ve sevgilerimi sunuyorum kendilerine. Evet, hemen Ahmet Başkan'dan başlayalım. Evet, Yeni Halk Spor geçen sene düşen bir takım. Bu sene şampiyon oldu. Neler diyeceksiniz? Hemen söze başlayalım. Başta size ve Urfa kanalına bize kendimizi ifade edebilmek için verdiği şanstan dolayı teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz bu kulübün hizmetkarıyız. Hizmet etmeye geldik. Eğer bunu başarabildiysek ne mutlu bize. Biz bu spor kulübümüzü hiçbir şeysi yokken aldık. Elimizden gelen çabayı harcadık. Sağ olsun futbolcu arkadaşlarım, diğer sponsor olan arkadaşlarım, sizin huzurunuzda hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Gücümüz mertebesinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Futbol adına, amatör adına. Ama benim şampiyonluktan ziyade bir ambulans sorunu vardı şeyde, amatörde. Evet. 4 tane kuruluşumuzun bunu başaramamış olması, getirememiş olmasının üzüntüsünü de yaşıyorum. Siz bana bu şansı verdiğinizde ben zaten özellikle bunu anlatacaktım. Gençlik Spor İl Müdürü ve Sağlık İl Müdürlüğü, ASKF Başkanlığı, Valilik, yanlarına da belediyeyi koyarsak 5 kuruluş. Sivil toplum kuruluşları da var. Evet evet, yani onları da sayabilirsiniz. Yeter ki samimi bir şekilde olsun. Bir ambulansı getiremediler. Ve ben çok iyi hatırlıyorum. Bizim gençlik dönemlerimizde o toprak sahada oynarken ambulans oraya geliyordu. O zaman Şanlıurfa'da kaç tane ambulans olduğunu ben bilmiyordum. Ama şimdi herhalde bir onun 20-30 katı falan vardır. Ama nedense bizim sahalarımıza ambulans gelmiyor ve bizim çocuklarımız tehlikede. Geçen sene, sözünü baldan kesiyorum, sözünün burasında. Halk Spor bence Telekom maçında olması lazım geçen sene. Murat kardeşimiz Halk Spor'da oynuyordu, stoper Murat. Evet. Dili gitti, neredeyse ölümden bir kaleci, hakem Allah'tan işi biliyordu, dilini çekti. Ölümden kurtuldu değil mi? Musa, öyle bir şey vardı. Bence Telekom maçı değil mi? Onu ben tam olarak hatırlıyorum. Tam bence Telekom maçı. Ben hatırlıyorum. Telekom maçı. Telekom maçı. Bizim maçtaydı. Yani sonuçta şöyle bir şey.
Bizim çocuklarımız şu anda tehlikede, ben onu söyleyeyim. Ama getirememeleri beni daha fazla üzüyor. Yani tehlikede olmalarından dolayı değil, getirememeleri. Yalnız şöyle bir şey var, onu da ben açıklık getireyim. Sonra sevgili futbol severler de yani bir yanlış anlaşma da olmasın. Biz ASKF'ye de söyledik, öbürlerine de söyledik. Daha önceki programlarımızda her kulüp kendi ambulansını kendisi getiriyor. 1,5 saat orada bekletiyor, parasını ödüyor. Şu anda Urfa Spor'un yaptığı gibi yani. Urfa Spor bir şirket. Urfa Spor gelir kazanıyor bir takım. Evet. Urfa Spor kazanıyor. Ama amatör kulüplerin hiçbiri bir şey kazanmıyor. Şimdi çıkarken işte belediye başkanımız şöyle yaptı, gençlik spor il müdürümüz böyle yaptı, şu böyle yaptı, böyle yaptı. Ben şahsen bir insanın canından öte hiçbir yol tanımam. Doğru. Ambulansı getireceksin. Yok parayla getiriliyormuş. Ben para kazanmıyorum ki ben parayla ona kazandırayım. Ben para veriyorum çocukları kahveden, kötü yollardan arındırmak için. Ben zaten hizmetçiyim. Bir de kalkıp ambulansa ayrıyeten bir para verirsem bence de bu da devletimiz adına bir şanssızlık yani. Yaranızı deşeceğim biraz, kusura bakmayın. Estağfurullah. Rahmetli kardeşiniz de orada sahada orada kalp krizi geçirdi. Allah nur içinde yatırsın. Allah razı olsun. Yani orada o gün bir antrenman da vardı. Yani bir ambulansın da olsaydı en azından yani onu da götürmüş olurdu. Tabii takdir ilahi o ayrı kesinlikle bir konu. Kesinlikle. Orada hiç kimseyi suçlamıyorum. Gerçekten onun ekmeği orada bitmiştir. Bitmiştir, evet. Ama en azından bir ambulans olsaydı da o aradaki şeyi de kaldırsaydı oradan. Evet. Getir kardeşim oraya bir tane ambulans. Ne olacak yani 3 saat orada dursa, 5 saat orada dursa alacağı para 360 TL. Her maç üzerinden. Yok 150 bence ya. 150 ise bilmiyorum. Şu anda ambulans merkezi olarak bizim stadın önü tam müsait. Şanlıurfa il merkezinin de tam ortasında. Hatta bir çağrı merkezi bile, ambulans çağrı merkezi bile oraya oluşturulabilir. Gençlik Spor İl Müdürümüz bunu teklif etmiş Sağlık İl Müdürlüğü'ne. Ben kendisiyle konuştum, Allah razı olsun yani dinledi. Biz orayı teklif ettik dedi. Ama Sağlık Bakanlığı onu kabul etmedi. Onay vermedi yani. Vermemiş. Sen valiyi araya koy, belediye başkanını araya koy. Yani bu çocuklar ölmesin ya. Şimdi o çocuklardan birine bir şey olduğu zaman biz adamın dilini nasıl çıkaracağız, ayağı kırılırsa nasıl kaldıracağımızı... Çoğu zaten ayağı kırıldı yani. Hem nasıl kaldıracağımızı da bilmiyor. Acaba çekersek komple mi kırılır? Nasıl edeceğimizi de şaşırırız yani. Onun için ben bunu daha önce de söyledim, anlatacağım dedim. İnşallah kimsenin kalbini kırmamışımdır. Asya Kafe Başkanı'na da söyledim, kendisi bana şunu söyledi. Arkadaş işte bizden para istiyorlar dedi. Ben kendilerine dedim ki Şanlıurfa il merkezinde 2 ay ya da 1 sezon bütün başkanlar toplanıp hiç sahaya çıkmazsak, ambulans oraya gelmezse ben bundan sonra futbolu hiç konuşmayacağım dedim. O da demek ki kendi bildikleri bir şey varmış. Allah onlardan da razı olsun. Demek ki gerçekten hemen Hal Spor'dan önce bu ambulans olayı gerçekten senin kafanı kurcalamış. Ondan girdin olaya. Biz Hal Spor'a döneceğiz. Hemen ben Musa Bucağı dönmek istiyorum. Tabii artık biraz da şampiyonlukları konuşalım. Evet. Tebrik ediyorum. Türk Telekom Spor bir yıl aradan sonra tekrar şampiyon oldu. Neler diyeceksiniz? Öncelikle Kanal Urfa'ya ve size teşekkür ederiz. Bizi buraya davet ettiniz. Biz teşekkür ederiz. Zaten Ahmet Hoca'la beraber aynı gruptaydık. Aynı grupta ikiniz evet, çıktınız. İkimiz de şampiyon olduk. Bir grupta 2, bir grupta 3 takım değil mi? Bir grupta 2 takım çıktı, bir grupta 3 takım çıktı. İki takım çıktı. Biz de 2 takım çıktık. Valla çok çabaladık. Evet. Yani emek sarf ettik. Yani ben transfer çok da yani birkaç tane transfer yani transfer de yaptık. Çaba harcadık. Yani yaz demeden, kış demeden akşam gittik idmanlara yani şey yaptık. Çıktık. Yani emeğimizin karşılığını biz aldık, şampiyon olduk. Ama ne mağlup şampiyon olduk. Ne mağlup şampiyon olduk. Ayrı bir, yani, o da ayrı onu bir, da, ayrı bir şey onu da söyleyelim. Şimdi Urfa'da herhalde biz bir 2 başardık. Şampiyon, namalup şampiyon olan takım oldu ama beraberliksiz olan olmadı. Biz beraberliksiz şampiyon olduk. Urfa'da bir ilk yani bir iki biz başardık. Onun için daha da mutluyuz. Yani bir mesaj da geldi Sayın Murat Basyan'dan hemen. Tabii programımızı biz izliyor. Mesajlar da bu arada geliyor.
programımızı zevkle izliyoruz. Burada konuklarımıza iyi akşamlar diliyorum. Gerek Yeni Hal Spor, gerek Telekom birbirine değer başkanlarımız. Yeni iki başkan ve güzel başarılar. Birinci amatörde başarılar dilerim. Acaba yeni sezonda hedefleri nelerdir? Önce sen söyle istersen Musa. Devam Şimdi edelim. Bizim yeni sezonda hedefimiz inşallah Allah kadar bela vermezse yine bu başarıyı sağlamak için elimize gelen her şeyi yapacağız. Yani tabii bunu transfer yaparak, yani yeni ekip kurarak, yani hedefimiz yine şampiyonluk. İnşallah şampiyonluk. Süper amatörü. İnşallah başarılar diliyoruz. Teşekkür Hemen ederim. Bilal'a da dönmek istiyorum. Evet. Bilal Enmek. Evet, hem yönetici hem kaleci. Tabii öncelikle hemen sorayım, yani zor olmuyor mu bu iş? Diyeceksin zor mu, sen de yapıyorsun. Tabii zor olmuyor mu? Hemen tabii kalecilik biraz daha yani oynamak gibi değil yani tabii. Kalecilik. Neler diyeceksin Hal Spor için? Vallahi hocam bu sene Hal Spor'u biz sıfırdan aldık. Evet. Biz arkadaşları topladık, şey ettik. Yani elimizden gelen yardım neyse biz onu yaptık. Hal Spor'u çok şükür şampiyon ettik. Bir üst lige çıkarttık. Hal Spor'dan önce Yıldırım'da da oynadın değil mi? Daha önce Yıldırım'daydım, evet. Yıldırım'da Hal Spor'a transfer oldum. Evet. Ahmet Başkanım olsun, diğer arkadaşlar olsun, yönetici arkadaşlarımız olsun. El ele verdik. Evet. Bu başarıyı elde ettik. Etkinlikle çok mutluyum. Yani zor olmuyor mu yani gerçekten? Hem oynamak, hem yöneticilik, hem yani toparlayıcı. Yani... Tabii ki zor. Bunun zor yanları vardır yani. Bir futbolcuyu kolay kolay yani sahaya getirmek, ondan sonra onları toparlayıp akşam idmanı yapmak, şey etmek, bunlar çok zor işler. Evet. Ama biz ne yaptık? Biz elimizi taşımızın altına koyduk. Evet. Biz bu işi başaracağız dedik. Başkanımıza söz ya verdik. Başaracaksınız ya başaracaksınız. Yani biz başkanımıza söz verdik. Evet. Bu işi başardık. Yani şimdi doğrusunu isterseniz de şimdi tabii çok böyle kuvvetli takımlar yoktu ikinci amatörde. Onu da söyleyeyim yani şimdi. Yani onu da değinmeden insan geçmek lazım. Tabii bu futboldur. Futboldur. Şimdi, tabii önemli olan şimdi bana göre yani. Ya, önemli olan şimdi ikinci amatörden biraz kolay da olsa mesela çıktınız. Tabii önemli olan şu anda birinci amatörde daha orada kalıcı ve kuvvetli olmak. Şimdi sen git çıkmışsın, asansör olmuşsun. Neye yarar? Değil mi başkan? Kesinlikle. Biz zaten buraya asansör olmaya gelmedik. Önce onu söyleyeyim. Bu Hal Spor Başkanlığı'nı bırakmakla beraber, önce onu da söyleyeyim, Hal Spor Başkanlığı'nı bırakıyorum. Neden bırakıyorsunuz? Biz gelirken de arkadaşlara söyledik, dedik ki kardeşim, bundan sonra bu kirpet isteyen bir iş. Eğer biz bu Hal Spor'u, Hal Spor'un mesela başkanları, Hal Spor'un başkanı var, Halim de aynı evet. zamanda başkan. Halim başkanı, evet. Evet. Dernek başkanı. Hal Dernek başkanı da var. Evet. Sağ olsun onların da katkıları var. Biz de dedik ki kardeşim, biz buna burada herkes böyle istediği gibi at oynatamasın. Birileri gitsin, birileri gelsin. Evet. Emek verelim. Daha önce burada İsmail Bayram kardeşimiz vardı. Bir öncekinde başka başkanlar vardı. Sağ olsunlar. Biz burada yokken Hal Spor vardı. 30 yıllık bir takım, 25-30 yıllık bir takım. Evet. Birileri gider, birileri gelir. Arkadaşlarımız da sağ olsunlar dediler ki kardeşim, madem öyleyse bu yılda biz yapalım. Ama biz takımı bırakırken temelli bırakmıyoruz yani. Yine yardımcı olacağız. Evet. Belki Musa kardeşimize de yardımcı olacağız. Gerçek şampiyona yani. Evet. Bu arada onu da söyleyeyim yani, maksat o da alınmasın. Gerçek şampiyon. Tabii ya, bir kalite farkı var tabii. Onu inkar etmeyelim yani. Kesinlikle bana göre her ikiliğin şampiyonu. Bana göre. Evet. Değil ki Mustafa Başkan burada. Beni tanıyanlar çok iyi bilirler ki ben asla ve asla böyle insanlara şey yapmam. Her iki liginde, hatta şu anda gelecek olan birinci amatöründe benim bile takımlarından biriydi. Biz onunla mücadele ettik. Galibiyet alamadık ama baş baş bir mücadele etmeye çalıştık. Evet. Son maçımızda sağ olsunlar futbolcu kardeşlerimizin de böyle biraz gerçek şampiyona karşı böyle biraz da sıkıntılı bir durum yaratmaları. Ondan sonra işte 3-5 tane, 8 tane mi, ben hiç gitmedim de söylüyorlar, disiplin kuruluna gitmesi. Bunlar her şey, hepsi benim için bir sıkıntı. Ben futbola gelirken başkanlığa
Ben futbolun böyle olduğunu da bilmiyordum. Bu da benim için bir tecrübe oldu. Belki onun için de böyle yoruldum yani. Nasıl bilmiyordun? Yıllarca sen de oynadın, beraber de oynadık yani. Allah yukarıda şahit, ben oynuyordum. Yöneticilik bölümünün böyle olduğunu bilmiyordum. Bir futbolcuya yalvarıldığını bilmiyordum. Bir futbolcuya ben sahaya çıkmam arkadaş, sen benim paramı vermezsen çıkmam denildiğini bilmiyorduk. Biz gelirken ayakkabı bize düşer mi, krampon düşer mi ya da forma düşer mi diye gece uyumadan sabaha beklerdik. Evet. Biz de o dönemlerden gelmişiz. Biz bilmiyoruz onun için. Ben ayakkabılarımı kafamın yanında bıraktım. Yani biz o dönemlerden geldiğimiz için, fazla bilmediğimiz için. Yani şimdi geldik baktık ki abo bizim bıraktığımız yerde falan değil. Onun için bu senede kardeşlerimiz Bilal kardeşim, Mehmet Kum kardeşim, Müslüm kardeşim, Halim gerçek başkanı, yani onursal başkanı Faruk Akbaş, Mustafa güzel kardeşimizle beraber bu işi yürütecekler. Biz de yanlarında olacağız Allah kısmı. Kesin mi bırakıyorsunuz? Kesinlikle. Valla bence yani senin gibi bir insanın takımı bırakmaması lazım yani, bana göre. Bilmiyorum, bırakmaması lazım yani. Yalnız. Biz takımı bırakmıyoruz. Takımı yine taraftarıyız yani. Takımı bırakmıyoruz, başkanlığını bırakıyoruz. Sen katılıyor musun yani bırakmasından? Çünkü sen takımı çıkartmışsın değil mi? Emek vermişsin o kadar. Şimdi biz, evet. Şimdi biraz önce hocam siz bir şey dediniz. Evet. Hani dediniz ya siz şampiyonunuz ama sizin grupta da yani size karşı takım yoktu. Tabii yoktu. Şimdi evet. Niye yoktu? Onu evet. Bir söyleyeyim. Tabii. Şimdi biz Ahmet Başkan'la, Halspor'la şimdi biz almışız 7-8 tane oyuncu. Tabii. 9 tane transfer oyuncu. Transfer yaptınız evet. Transfer yapmışız. Doğru. Şimdi diğer takım arkadaşlarımız evet. Almış karşıma 13, 14, 15 yaşındaki topçu, futbolcu oynatıyor. Şimdi bu nedenle ister istemez biz onlardan daha iyi oluyoruz. Ama evet. Onlar da bizim gibi yani bu kadar, biraz daha çaba harcasalar, biraz evet. Daha masraf etseler, biraz evet. Daha yani biz bu takımı bir yere getirelim, evet. Bu gençlerimiz bir yere varsın. Şeyinde bulunsalar şimdi lig daha iyi olur. Ama biz onlardan daha üstün bir kadro kurduğumuz için ister istemez yani bırak da biz farklı oldu, evet, farklı oldu. Hani çok büyük bir fark oldu. Şimdi özür dileyerek Mustafa Başkan'ın da sözünü kesiyorum. Özür diliyorum. Unutmadan söyleyeyim diye söyledim. Şimdi geçen yıl birinci amatörden düşen takımın aldığı puanları bir dikkat ettiniz mi? 7 puanla adam ligde kaldı. 7. 7 puanla evet. 7 puan. Allah aşkına. Bunun lig kalitesi nerede kaldı ya? 7 puanla adam düşmedi yani. Küme düşmedi. 7. Diğeri 6, diğeri 7. Yıldırım Spor düştü eğer farkındaysanız. Bilal yani ben şok oldum. Yani bu gerçekten. Şeyde de oynadın. Yıldırım'da. Yıldırım'da. Bu düşüşü neye bağlıyordun ya? Ya 6 puan fark atmıştınız ya. Yıldırım'da... 6 puan fark atmıştınız. Ben Yıldırım'da oynamadım. Yıldırım'da sadece hocalık yaptım. Hocalık, evet. Oynamadım. Yardım amaçlı gittim. Arkadaşlara yardım ettim, şey ettim. Sağ olsun orada kırmadı bizi. Ama bizim nasıl düştüğümüzü herkes biliyor. O zaman bunu söyleyeyim. Herkes biliyor yani. Yani herkes biliyor bizim nasıl düştüğümüzü. Şimdi bence orada 2 yönetim vardı. Ben bildiğim kadarıyla Yıldırım Spor'da 2 yönetim evet. Vardı, bir yönetim bıraktı. Bazı topçular da o yönetimle beraber gittikleri için yani öyle bir şey vardı. Yani son maçlar... Yani nasıl düştü? Biz de anlayalım yani. Son maçların nasıl oynandığını, nasıl şey ettiğini herkes biliyor. Özellikle... Yani maç mı birbirine verdiler, onu mu demek istiyorsun? Ben bunu açık söyleyeyim. Maçı vermeyen var mı? Son üç maçı da takip ediliyorum tabii. Bunlar takip ediliyor mu? Biz bunu asla çekiliyor mu, çekilmiyor mu bunlar yani? Çekilmiyor. Bak, sen öyle söylüyorsun ama yani ben, şimdi ben bir maç söyleyeyim. Bunlar bir takip ediliyor mu, edilmiyorum yani. Değil mi? Onu da açıklamak lazım yani. Bir maçı videoya çektim, götürdüm. Masa kabul etmiyor. Neyi kabul etmiyor? Hayır, ben bu videoyu kabul etmiyorum. Bu videodan hiçbir şey anlaşılmıyor diyor. Ya benim o kadar bir imkanım var mı yani, ben bir kanalı vakti bir şey götürdüm daha komple 90 dakikasını çekmişim. Tamam yine 90 dakikasını çekmişim ama nasıl çekmişim? Bunu al bir delil olarak bir al bir sun. Asa kasa yönetiminde olan arkadaş kendisi bizzat diyor ki bu maç şüpheli diye. Şimdi bu olaylar ne zaman başladı hocam? Şimdi kel aynak. Son 3 maçı da alsınlar baksınlar. Ellerini vicdanlarına koyup konuşsunlar. Evet yani diyorsun ki ben, maçlarda şike vardı. Ben rakibime gitmişim, sahasındaymışım. Birazcık kel aynadım, birazcık da ben yendim geldim. 35 yaş gibi bir
ligde yapılan şikeler amatörde ayağı ayağı yapılır. Yani. 35 yaşta yapıldı ya. Yani. Bizim çılmamamız için rakip resmen tuttu. Dedi ki 90. dakikada olsa dedi ben penaltı yaptırım dedi. Açık ve net. Hatta çektik onu. Biz onu çektik. Görüntüler bir sonuç gibi. Alabildiniz mi? Sonuç alamadık. Alamazsınız. İstersen alamadık. Alamazsınız zaten. Çünkü 35 yaşta da aynı üstüne de düştük. Futbolcular bekliyor. Arkadaş topu alıyor buradan gidiyor. Kimse kovalamıyor yani 4-5 tane gidip gol atıyor. Videoyu çektik. Face'te de yayınladık yani. Ya sadece ben şunu söylüyorum. Son 3 maçı seyretsinler. Bak takım ismi vermeyeyim. Evet. Son 3 maç. Son 3 maçı seyretsinler. Kel Aynak'ın son 3 maçı. Birazcık Kel Aynak'ın son 3 maçını. Vallahi bunu dile getirmeye bile utanıyorum ya. Son 3 maçını böyle seyretsinler. Ya git bak ya. Yani bunu futbol camiası bunu biliyor. Git bak Mersin'e ya. Daha dün, daha biraz önce geldim ya. Git ya. Mehmet Akar Hoca ya. Ya hepsinin takımların ya gruplar ayrı ayrı ne güzel yani maçları görsen şeyleri bileklerin hakkıyla ikinci oldular U19'da burada şampiyon oldular bizi orada ağırladılar yani vallahi bilmiyorum. İsmail Bey ben şunu da arada söyleyeyim. Çok fark var ya vallahi çok fark var. Şunu da söyleyeyim. O da Urfalı ya Mehmet Akar da Urfalı ya yabancı değil ki o da Urfalı. Ben şunu da söyleyeyim şunu da ekleyeyim. Bir lige 4 hafta kala adam gelip bana diyor ki geçmiş olsun siz düştünüz. Daha lige 4 hafta kala. Demek ki evet. Bir şeyler biliyor yani. Değil mi? Tabii ki canım. Tabii peki. Ki biliyor. Bir reklam aramız var. Evet sevgili futbol severler bir reklam aramız var. Hemen reklamdan sonra buradayız.